Evet dostlar, yeni bir videodan hepinize selamlar. Şöyle motoru çıkarttım. Güzel bir pazar havası var bugün Ankara'da. Telefona kulaklıkları, AirPods'u bağladım. Bir de bu şekilde deneyeceğim. Biraz daha iyi gibi duruyor. Normal kulaklığına göre. Sadece ufaktan bir cızırtısı var. Artık onu da edit programında falan vesaire düzeltmeye çalışacağım. Makinamız gördüğünüz gibi leş. Şöyle bir turlayalım. Az biraz sohbet, muhabbet falan filan. Gezeriz. Önce şurada parkın orada durdum. Bir genç takipçimiz geldi. Abi ben seni tanıyorum şöyle böyle falan vesaire. Onlara da buradan selam olsun. Teşekkürler. Ortamdan böyle bir aragaz falan yaptılar. Oraları kayda almadım. Orada mikrofonu deniyordum. Telefonun video kaydını açmamıştım. Muhtemelen yine farkında durdurlar. Ben işte bir bakarız onlara. Umarım bir şeyi unutmamışımdır ya. Hava gerçekten çok güzel bugün. Sinyal vermeye mi? Zahmet olacak. Uzun süreden beri aklımdaydı bu AirPods'u bağlayıp da işte online kayıt almak ama hep unutuyordum. Geçen arkadaş akıl verdi sağ olsun. Onunla gürültü engelleme modu falan filan var ya. Dedim mantıklı bir deniyorum. Konuşmalarım sadece biraz patlıyor gibi. Ben öyle hissettim. Şurada da şu ışığa hep yakalanıyoruz arkadaşlar. Ya. Yani konuşmalar öyle çok patlamazsa o bir buraya yağı boşaltmış. Allah yardım etsin. Zor iş, sanayi işleri vesaire. Arabaya bakım yapacağım. Onu da muhtemelen kendim yapacağım. Yağ değişimi, işte yağ filtresi, hava filtresi, bujileri vesaire. Belki onu da bir videoya çekerim. Buradan şarap en başlıyor. 4-7 motor. V8. Önceden 5-2 vardı. 5-2'ye falan. Yani birçok aracıma kendim yaptım bakımları. Yapıyorum. Elimden geliyor. Arkadaşlarla beraber hallediyoruz. Ya da işte memlekette öyle gittiğimde falan evin önünde zaten takım takım alıp dayanma sıkıntı yok. Çözüyoruz patlamıyor ya. Yani size nasıl geliyor şu an veya ses kaydı nasıl gerçekten bilemiyorum ama. Thank you.
gideceğim ya. En azından ne var ne yok etrafta onları öğreniriz. Hani hepten boş gezmeyelim. Bu taraflarda bir yerde bir kargo şirketi vardı da bir defa gelmiştim. Ama hangisiydi gerçekten hatırlamıyorum. Motorun bujileri geldi. 4 tane iridium buji. Onları da muhtemelen yeni sezonda takmayı düşünüyorum. Motor evin içine sokup orada bir uğraşacağım. Sökeceğim, takacağım, sağa sola zaten video atarım. Hani bujilerimizi yenilemiş olacağız. Motor yağımız zaten hazırda bekliyor. Ama filtremizi değiştik. Ondan sonra biraz başka ne var? Elektrik tesisatına bir bakmayı düşünüyorum. Şuradan gidelim ya. Tamam, bu okulu hatırladım. Benim için önemli olan şeylerden birisi karbüratör ayarı kalıyor sadece. Karbüratör ayarında bir cihazı var onun böyle 4 vakum metre tarzında. Muhtemelen ondan alacağım gibi duruyor. Yani bir tane ustaya gittim 15 bin lira dedi. Yani bizi herhalde feris sandı. Bir tanesinde 2,5 lira dedi. Türkiye'nin geldiği durum. Kim tutarsa. Yani o cihaz 1,5 lira civarında bir fiyatı var. O cihazı alayım diyorum. Sonuçta önemli bir şey olur. Yani sürekli karbüratörlü motora bineceğiz diye bir kaydı yok ama sonuçta takım dursun yani. Zarar etmez. Aynı işte bak lazım oldu. Biri 15 liradan ağzını açıyor, öbürü 2,5 liradan. 2,5 liradan ağzını açan da en az diyor, 1,5-2 ay diyor, gelme diyor. Yani böyle bir saçmalık var orada da. Ben şimdi 2,5 lira oraya vereceğim de, yani videoyu nasıl yaptığımı kendim bilirim. En azından kafam rahatlıyız. Umarım ses çok patlamıyordur ya. Öyle aksam mı azıcık? Orası ters yön değil herhalde. Ters yön mü acaba? Döndük dolaştık gene caddeye çıktık. Neymiş bu mandalina? Göre bir tık daha iyi geldi ses. Ama dediğim gibi bir cızırtı var. O cızırtıyı engelleyebilirsem bilgisayarda editle engelleyeceğim. Engelleyemezsem artık. Yani yapacak bir şey yok. Yani GoPro'nun mikrofonunu almak şu an hiç mantıklı gelmiyor bana. Ben nasıl çıksam? Niye buraya girdim ki ben ya? Ulan dümdüz çıkaydı şuradan. Aynen.
Şu an bana bu motorda su olayı fazlasıyla yetiyor. Gazlıyorum. Sesimi alıyorum. Devam. Hani hızla vesaire işim yok. Zaten hızlı motorda değil yani. Hani, tamam ben bunu çok iyi bir ayar bakımı yapsam bu motorda çok rahat işleyiciliği görür. Ama dediğim gibi hızlı yapılacak bir motor değil yani. Beraber yapısını istedim. Vesaire. Çok asıl yüzden olmuyor çünkü. Hani milyon milyon sonra kadar rahatlık ya da işte bilmiyorsun. Tekerlek güzel sarıyor. Selamlar dostum. Çocuklar soruyor teker yapıyor musun diye. Yani yapıyorum ama bu tarz şeyler tabii videolara yansıtmayı sevmiyorum, sevmem de. Gerek yok. Simcan babam bir kardeşim var, sürekli videoları izliyor, yorumda paylaşıyor. Ona da burada selam olsun. Ya şimdi o tarafa yolum tek düşmüyor. Hani tabii ki gönül ister şöyle toplanalım, gezelim vesaire falan filan ama bir metrik yerden geçtik. Umarım ses kalitesi iyidir ya. Tek şu an düşüncem o. Yani geçenki videoda o kadar güzel konuştum, ettim, muhabbet, sohbet vesaire. Ses resmen patlamış ya. İstediğim kalitede çıkmamış. Thank you.
Bu çocuklar çabuk keşfediyorlar ya YouTube olayı. Helal olsun valla. Yani direkt durdum orada çocuk. Abi de sana YouTube'un bilgisi falan. Mustafa mıydı dedim, yok dedim. Evet ya, ben seni takip ediyorum şöyle böyle. Dedim teşekkürler, sağ ol. Onlar da bisikletten geziyorlar bu parkın orada, muhtemelen hala oradadır. Stresimizi artık, turumuzu artık, bizim istifalarımızdan kaybolmuşlar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İnşallah ses kalitesi güzel çıkmıştır. Bundan sonraki videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize kaç değmesin.